Haluk Levent'e sorun, kulaklarını oynatabiliyor musun abi? İpek sormuş. İpek'ciğim, evet bak oynuyor. İpek ya, Allah başka dert vermesin kızım. Merhabalar, ben Haluk Levent. Sizler bana sorular yollamışsınız. Şimdi tek tek huzurlarınızda açıyorum, okumaya başlıyorum. Evet. Abi, Silopi konserinde gülümseyerek yüzüme dokundun. O günden beri her şeyim ters gidiyor. Düzelmesi için tekrardan görüşsek mi, ne yapsak? Vallahi seni hatırladım. Ben de o günden beri her şeyim mutlu gittiği için seni bir daha görmek istemiyorum yani. Bu kadar iyi kalpli ve düzgün biri olarak insanlara yardım etmeyi seviyorsunuz. Peki size zamanında yardımı dokunmuş, unutamadığınız biri var mı? Ben iyi kalpli ve iyi düzgün bir adam değilim. Ben başta bu konuda konuşalım. Ben sizin etrafınızda gördüğünüz kahramanlarınızdan, babanızdan, abinizden, öğretmeninizden, patronunuzdan ya da çok sevdiğiniz bir büyüğünüzden daha iyi bir adam olduğumu düşünmüyorum. Düzgün biri olduğumu da düşünmüyorum. Tipe baksan zaten düzgün olmadığımı görürsün. Bana da zamanında yardımı dokunan insanlar olmadı değil, oldu. Hatta bazılarını üzdüğüm dahi oldu. Onun için hepimiz hatalarımızdan ders alacağız ve bu derslerle hayatı daha çok, daha güzel yaşamaya çalışacağız. Evet, Aysem sormuş. Yılların bile yaşlandığı ama yılların yaşlandıramadığı muhteşem insan gençlik sırrı ne? Seviyorum seni ya Aysem, ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Neden her güzel işin altından sen çıkıyorsun abi, anlatsana biraz. Bir işi ekibinle beraber samimi yapmaktan kaynaklanıyor. Umarım daha çok güzel şeyler olacak. İlk aşık olduğunda kaç yaşındaydın? 6 yaşındaydım. İlkokul öğretmenime herkesin olduğu gibi aşık olmuştum. Karşılıksız aşk biliyorsunuz ondan. Ama en kutsal aşk. Edis mi yakışıklı, sen mi? Ya şöyle bir bakın ya. Edis kim ya? Edis'i geçen de gördüm. Bak dedim, döverim seni. Yani böyle güzel güzel çıkıyorsun. Ama Edis'i biliyorsunuz. Bizim kuzenlerimiz evli. Akrabayız onunla yani. Kızlar, Edis'le fotoğraf çektirmek istiyorsanız Haluk abinizle iyi geçinin. Abicim, senin ne kadar yardımsever, iyi kalpli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen şöyle biri güzel yapıp beni Edis ile tanıştırır mısın? Edis çok oldun. Yeter. Döveceğim, vallahi döveceğim. Sahnede hangi dinleyici tipinden hoşlanmıyorsun? Sahnede tek bir dinleyici tipinden hoşlanmıyorum. Durduğu yerden şarkı isteğinde bulunanlardan. Abi şunu söyle, abi bunu söyle. O hakikaten benim hiç hoşlandığım bir tarz değil. Twitter'daki hangi takipçi tipinden hoşlanmıyorsun? Sen nasıl bir kralsın abi? Nokta nokta beton yetmez abi. Parti kur, oy verelim abi. Yazmayın artık, bu kadar demoda oldu ki ya, klişeleşti artık. Abi, kral olmanın zor tarafları var mı? Ülen, ben sana ne diyorum Ülen? Abi, İzmir'in dağlarında açan çiçekler mi daha güzel, yoksa senin sesin mi? Tabii ki İzmir'in dağlarında açan çiçekler güzeldir. Birçok insanın sesi güzel olabilir. Çok sıradan bir şey. İzmir'in dağlarında açan çiçekler orada gördüğünüz çiçek değil. Bunun asıl anlamı taarruzdan sonra verilen şehitler, orada yatanlar. Bu nedenle onlara her zaman saygımız sonsuz ve onları her zaman, hele şu dönemde, anmak zorundayız. Tüm dünya seni dinliyor olsaydı ve son kez şarkı söyleyecek olsaydın hangi şarkıyı söylerdin? Caddeden sokaklara doğru sesler yükseldi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını gözledim, görmeksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda filizlendi yapraklar. Senin için söylendi, gelmez diye uzaklar. Senin için. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Onelio Com'a da teşekkür ederim. Türkiye'de olması gereken en güzel sosyal medya kuruluşlarından bir tanesi. Ben onları seviyorum. Kendinize iyi bakın.